Mirma Sultan adına Sinan iki tane cami yapıyor. Biri bulunduğumuz Üsküdar'da, ötekisi Edirne Kapı'da. Önce Üsküdar'daki yapılıyor, sonra Edirne Kapı'daki yapılıyor. Efendim Sinan Mirma'ya aşıktı. Bu nedenle deniliyor kimi araştırmacılar. Üsküdar'daki Mirma Sultan Camii'ni iki minareli yaptı. Buluşmak dileğiyle, umuduyla. Sonradan olmadı bu talep. Edirne Kapı'yı yaptı ve tek başına, tek minareli yaptı. Ama sevgili İkbal, ben şunu buldum. Üsküdar'daki Mirma Sultan Camii'nin ikinci minaresi çok sonra 1721 yılında oraya konuluyor. Sultan 3. Ahmet döneminde. Neden? Çünkü Ramazan ayında mahya kurulsun diye. Ah, yazılar yazılabilir. Yani Mirma Sultan'la Sinan aşkı var mı yok mu? Ben ille böyle çok yoktur da demiyorum, vardır da diyemiyorum. Bu işin güzel tarafı, işin edebi tarafı diyeyim sana. Ama oradaki güzellik yani... Sahnede sizi seyrederken böyle kendimden geçmiş vaziyette özümsemeye çalışıyorum. İşte bunu da okudum. Bu aşkın da. Evet. Tabii ne kadar doğru bilemeyiz. O bir edebi eser. Bakın. Evet. Yani o roman. Roman. Aynı tıpkı şu dizinin... Bravo, bravo. Ya da bir 4. Murat'ın Hayatı Beyaz Perde'ye sinemaya aktarılıyor. O ondan etkilenip yapılan başka bir sanat eseridir. Yani bu yüzden mutlak kesin karşı çıkıp hayır efendim yok öyle bir şey demek de yanlış. Velev ki var, evet. Bunu ayıplamak, suçlamak değil. O inceliği, o nezaketi değil mi içinde saklamış. O yazar arkadaşımız güzel bir kurgu yapmış. Ortaya bir edebi eser çıkmış. Bunu takdir etmek gerekiyor. Bu aşk yoktur demek de yanlış, vardır demek de bilemezsin ki. Bilemez. Ne bileceksin? Yani bundan 500 yıl önce insanların kalbini, gönlünü mü okudun be kardeşim? Yani, aralarındaki konuşmaları mı not ettin? Evet, böyle bu zaman ses kaydı maydı, kameraman arkadaş yoktu o zamanlarda yani. Ne bileceksin neler yaşandı şu gök kubbe altında?